Buyurun, kime bakmışsınız? Ben musluk takacaktım. Yanlış gelmişsiniz beyefendi, burada musluk yok. Olsun, ben yine de takacaktım. Tamam takın ama burada musluk yok. Alayım o zaman bir alt dudak. Nasıl olur? Benim ya, benim. Fatih. Aşkım. Sen hep ne yapıyordun ya? Saklıyordun onu bana. Aşkım bu ne hal ya? Manyak mısın sen? Az daha kırtlağını kesiyordum ha. Aşkım ben her şeye razıyım. Yeter ki seni göreyim. Çok özledim ben ya. Böyle bile çok yakışıklı olmuş. Zeynep bu tarafta mı? Selim bu. Gittim et Ali. Beyefendi evet bu mu? Bu makine saatlerdir bozuk çalıştırım. Aa Selim. Gereksiz bu. Selin'cim nasılsın? Tatlım ne işin var senin burada? Ne oldu? Tamirci ol boş ver bakma. Bil bakalım niye geldim? Bilmiyorum ama çok merak ediyorum. Niye geldin Selin? Seni doğum günüme davet etmek için. Doğum günü bugün mü? İki gün sonra. Hayatım o zaman niye uğraştın buralara kadar geldin? Sonuçta biz aynı evde yaşıyoruz. Bana bunu evde de söyleyebilirdin. Buraya niye geldin bunu söylemek için? Doğru söylüyorsun. Ama biz daha yeni planladık. Onun için de sen neyi planladınız? Doğum günü mü canım? Ben gelemem. Niye? Bebek niye? Selin niyesi mi var? Abin yüzünden gelemem. Neden gelemem? Çünkü ben abinin o haysiyetsiz, cibiliyetsiz, tipsiz suratını görmek istemiyorum. Anlarsın yani beni, anla. Ben seni anlıyorum. Anlıyorum. Hatta ben abini davet etmeyeceğim ki. Sebep? Sebep ne olacak? Abim senden ayrıldı, ertesi gün sevgili buldu. Yani olacak iş mi bu Zeynep? Ben de görmek istemiyorum onun muşmulan meymenesin suratını. Gereksiz bu. Tamam o zaman madem o çirkin, huysuz, kötü, çirkin abin gelmiyor. O zaman ben gelirim. Gerçekten mi Zeynep? Evet hayatım gerçekten. Gelirim tabii. Ay yaşa. Canım benim canım. Hadi gel ben seni yolculayayım. Çay mı? Çay yok. Bozuk bu, bozuk.